Sıradaki oturumumuza geçiyoruz değerli konuklar. TEP sponsorluğunda gerçekleşecek sıradaki oturum, büyüme dostu bankacılık oturumu. Türkiye hepinizin bildiği gibi zor bir dönemden geçiyor ve bu dönemde çok konuşulan konuların başında bankacılık sektörü, reel sektör işbirliği geliyor. Zor dönemde acaba bu sektörden beklentiler neler? Bu tabloda bankacılık sektörü bir yandan büyümeyi ve kalkınmayı desteklerken bir yandan da kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Büyüme dostu bankacılık temalı oturumumuzda reel sektör bankacılık birlikteliğinin nasıl hayata geçeceği, hangi alanlarda işbirliğinin artacağını konuşacağız. İzninizle öncelikle moderatörümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın, hoş geldiniz efendim. Konuşmacılarımız Citibank CEO'su Sayın Serra Akçaoğlu. Hoş geldiniz Sayın Akçaoğlu. HSBC CEO'su Sayın Selim Kervancı. Hoş geldiniz Sayın Kervancı. Sanko Onursal Başkanı Sayın Abdülkadir Konukoğlu. Ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Zorlu. Evet efendim, buyurun, hoş geldiniz. Verimli bir oturum diliyorum, kolay gelsin. Evet. Orada ben oturuyorum. İzninizi isteyeyim. Evet, değerli konuklar, değerli konuşmacılar, panelistlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sohbetimizin faydalı olmasını diliyorum. Ve bu sefer sadece bankacılarla değil, iki bankacı arkadaşımız, iki reel sektör temsilcisi, bu bankacılarla reel sektörün sıkı sıkıya birbirlerine çok bağlı olduğunu gösteren bir uygulama. Bugün biraz kendimize eleştiriler bir bakış açısı getireceğiz. Şimdi buradaki hazırının tamamı biliyor. 2008'de bir kriz yaşadık. Bu bir dünya kriziydi. Çıkış menşei gelişmiş ülkelerdi ve bu krizi yönetmek adına, ki hala devam ediyor, tamamının bittiğine dair elimizde somut göstergeler de bulunmuyor. Olağan dışı bir dönem olduğu için gelişmiş ülkeler bize öğrettiklerinin dışında olağan dışı önlemler aldılar. Mesela bankalarını kamulaştırdılar. Birleştirdiler. Çok ciddi vergi avantajları getirdiler. Kötü aktifleri aldılar, sattılar, topladılar, çıkardılar. Bize kitaplarda yapmayın dedikleri, piyasa müdahalesi olur dedikleri hemen hemen her şeyi gördük. Çekebilirsiniz. Çekebilirsiniz. Evet. Şimdi gelişmekte olan ülkelerde de zaman zaman kendine özgü bir takım problemler oluyor. Biz yaşayabiliyoruz. Tabii uzun yıllarda elde ettiğimiz bazı kazanımları ekonomi yönetimi, biz kaybetmek istemiyoruz. Olağan dışı koşullar olduğu için olağan dışı kabul edebilecek bir takım önlemlerle reel hayatı, reel ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyoruz.
Ama bunlara yönelik ciddi eleştiriler de alıyoruz. Şimdi ben iki kıymetli güzide bankacıma şöyle sormak istiyorum. Tabii küresel anlamda bankacılık yapıyorlar. Sadece Türkiye'de yapmıyor ilgili bankalar. Dünyanın her yerinde yapıyorlar bu işi. Son dönem ekonomi yönetiminin aldığı bir takım önlemler, bankacılık sektörünün bir takım davranışları bu açıdan değerlendirildiğinde sizin bunlara yönelik dünya örneklerine de dönük bir eleştirisel bakış açınız nasıl olacaktır? Sera Hanım söz sizde, buyurun. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Herkese merhabalar. Kapitale Rauf Bey'e, ekonomist Talat Bey, bütün herkese çok teşekkürler. Bu Uludağ Zirvesi yıllarca hep birlikte geldiğimiz çok keyifli toplantılar oluyor. Dinleyicilere de bu saatte katıldığınız için çok teşekkürler. Şimdi tabii Türkiye çok farklı bir ülke, çok değişik bir ülke. Citibank örneğinde biz 100 ülkede varız. HSBC'de yine aynı şekilde birçok ülkelerde dünya çapında. Ama Türkiye'yi okumak kolay değil. Yurt dışından bakıldığında ben hiç unutmuyorum işte Türkiye'de yaşadığımız o zor günlerden sonra telefonlar yağdı. Sehra Hanım dedi siz işte cuma akşamı dedi böyle böyle işte takım şeyler yaşadınız pazartesi herhalde piyasalar zor açılır dediler. Darbe girişiminden sonra biz ilgili mercilere sorduk pazartesi açılacak mı piyasalar diye. Hiçbir şey olmamış gibi piyasalar açılacak dendi. Biz bütün yatırımcılara bunu bildirdik, inanamadılar. Dünyanın herhalde çok az ülkesinde böyle şeyler yaşanmasından sonra hiçbir şey olmamış gibi piyasaların açıldığı herhalde çok fazla ülke yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi dışarıdan okumak çok zor. Biz hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yatırımcılara Türkiye'ye gelin, görün, bizzat yerinde görün. Bizzat kamuyla, özel sektörle, firmalarla, bankacılık sektörüyle görüşün. Direkt şeffaf bir şekilde sorularınızı sorun. Şimdi bazı daha önceki yıllarda ülkemizde yaşadığımız bir takım konulardan sonra özellikle bankacılık sektörü çok kuvvetli bir hale geldi. 2000'li yıllarda bankacılık sektöründeki konsolidasyondan sonra şu an Türkiye'de çok kuvvetli bir bankacılık sektörü var. Bizim Türk bankalarımız son derece kuvvetli bilanço yapılarıyla burada. Bütün bunlardan da dolayı o kadar doğru bir soru ki bu kuvvetli bankacılık sektörüyle ülkemizin bütün dünyadaki türbülanstan sonra ve ülkemizde yaşananlardan sonra hala sistem son derece sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Bankalarımız, firmalarımızı ümit ediyoruz ki, tabii bu tarafa geldikçe de aynı görüşlerde olacak, elinden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Destekleyebilmek için bankaların likiditesinin kuvvetli olması gerekiyor. Çok az sayıda, yine biz 100 ülkede bankacılık sektörünü inceliyoruz. Çok az ülke sayabiliyorum ki, o ülkenin bankalarının %70'i mevduatla fonlanıyor. Bu çok kuvvetli bir yapı. Birçok ülkede bankalar yurt dışı finansmanla finanse ediliyor. Evet bizler Türkiye'de de sendikasyon kredilerini veriyoruz. Ama sendikasyon kredileri dediğimiz fonlamanın %5'i civarı bir oran. %70'i bizlerin, sizlerin, firmaların mevduatlarıyla fonlanan bir sistem. Dolayısıyla son derece likit bir bankacılık sistemi var. Yine Türkiye'ye baktığımızda çok yıllar önce bireyler, bizler döviz kredisi alamıyoruz. Mevzuat izin vermiyor. Biz gidip birey olarak döviz kredisi alamıyoruz. Aslında bunun şimdi o zamanlar belki çok yorumlayamadık ama bugün de baktığımızda ne kadar doğru bir mevzuat olduğunu görüyoruz. Çünkü bireyler döviz kazanmıyor, döviz kredisi almamaları da çok doğru bir karar. Dolayısıyla özetle bakıldığında Türkiye gibi çok çeşitli koşullardan geçen ülkeler, gelişmekte olan ülkeler birçok şey yaşıyorlar. Bu yaşadıklarından da çok ciddi bir takım
alıntılarla bazı mevzuatlar gelişiyor. O mevzuatlarla da çok daha sağlıklı bir yapıya gidildiğini düşünüyorum. Bir iki şey daha söyleyip panelistleri büyük bir keyifle de dinlemek isterim. Türkiye olarak da bakıldığında çok önemli bir dönemden geçtik. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2019'da dünya sermaye piyasalarından ülkemize 11 milyar doların üzerinde finansman geldi. Nereye geldi? Hazineye, bankacılık sistemine ve birçok firmalara. Bono ile geldi, sermaye benzeri kredilerle geldi, çok değişik yapılarla geldi. Dolayısıyla artık biz şunu söylüyoruz, kelimelerle değil de rakamlarla konuşmak lazım. Rakamlarla konuşulduğunda çok kolay dünya sermaye piyasalarından bir ülkeye 3 ayda 11 milyar üzerinde bir finansman gelmez. Teşekkür ederim. Ya 3 ayda gelen değil mi? Bir daha hatırlatalım izleyicilerimize. 3 ayda 11 milyar dolar. Yani Türkiye'ye sermaye akımı devam ediyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Selim Bey, aynı soruyu size soruyorum. Yani ekonomi yönetiminin Türkiye'de cari ekonominin daha dinamik seyretmesi, istihdamın, büyümenin olumlu yönde hareket etmesi konusunda aldığı önlemler piyasa dışı uygulamalar mıdır? Rekabete aykırı mıdır? Bizim bu yaptıklarımızla Batılıların yaptıklarını mukayese ettiğimiz zaman bizim kopya tekniğimizin daha zayıf olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani iyi uygulamalar yapabiliyor muyuz? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de ilk önce Rauf Bey ve ekibine bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Gerçekten her sene buraya gelmek çok büyük bir keyif. Evet Hüseyin Bey, sizin de söylediğiniz gibi aslında dünya 2008 senesinden beri çok enteresan bir dönemden geçiyor. Ve dünyanın farklı coğrafyalarında da farklı uygulamaların devreye girdiğine bir şekilde şahit oluyoruz. Türkiye'de gerçekten 2018 senesinde aslında yani 2013'ten beri başlayarak belki çok meşakkatli bir dönemden geçiyor. 2018 yılı da o açıdan oldukça enteresan bir yıl oldu. Ancak sizin de söylediğiniz gibi hükümetimiz, Merkez Bankası ve BDDK ve diğer reel sektörle işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde almış olduğu önlemlerle bu zorlu dönemleri atlatmamıza ve belki de bu dönemlerden daha iyi bir şekilde çıkmamıza yardımcı oldu. Ve biz de dış dünyaya Türkiye olarak ne kadar dirençli olduğumuzu, ne kadar sağlam olduğumuzu son dönemlerde defalarca gösterdik. Türkiye gerçekten değişik bir ülke. Biz yabancı bir bankayız bildiğiniz gibi ve yabancı iş arkadaşlarımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Ve her seferinde Türkiye'yi anlatırken Türkiye değişik dediğimizde bize çok fazla inanmıyorlar. Ama yurt dışından buraya çalışmaya gelen arkadaşlarımız 3 ay sonra onlar da yurt dışına Türkiye'yi anlatırken Türkiye değişik söylemini kullanmaya başlıyorlar. Ve Türkiye gerçekten bu dönemde çok büyük başarılara da imza attı. Bankacılık sektörüyle aslında reel sektör iç içe geçmiş bir sektör. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla reel sektör ne kadar güçlü olursa bankacılık sektörü o kadar güçlü oluyor demektir. Ve iki sektörün de işbirliği içerisinde ileriye yönelik olarak bence Türkiye ekonomisini destekleme konusunda beraber yapabileceği çok şey var diye düşünüyorum. Rakamlara baktığınız zaman bankacılık sektörünün toplam kredi mevduat oranının %116'ya geldiğini bir şekilde görüyoruz. Yani bu ne demektir? Türkiye'de bankacılık sektörü 100 liralık toplamış olduğu mevduata karşılık 116 liralık kredi vermiş demektir. Dolayısıyla Türk bankacılık sistemi Türkiye ekonomisine olan desteğini zor dönemlerde de göstermiştir. Ama bunun daha ileriye gidebilmesi için bence iki tarafın yapması gereken çok önemli konular var. Bunun da en başında güven ilişkisini tesis etmek gerekiyor. Her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe belki güvenin önemi birazcık daha fazla. Bu güveni oluşturmak için tabii ki her iki tarafa da düşen bence önemli görevler var. Özellikle bankacılık sektörü
şirketlerle olan ilişkisinde bizim HSBC olarak conduct dediğimiz konuya çok daha fazla önem vermeli diye düşünüyorum. Conduct'ı biz HSBC olarak piyasaların sağlıklı işleyişini bozmadan müşteriye her zaman doğruyu yapmak olarak tanımlıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Müşterinin bilgisizliğinden faydalanmamak gerekiyor ve banka müşteri ilişkisinden dolayı bunu daha fazla banka şirket ortaklık kültürü olarak geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Her iki taraf birbirini ne kadar tanırsa o ilişki o kadar daha sağlıklı bir zeminde oluşuyor. Türkiye'de bazen bakıyoruz 20-30 milyon dolar cirosu olan bir şirketin portföyünde 20-30 tane banka olabiliyor. Bu böyle olduğu zaman ne şirket bankayı iyi tanıyabiliyor ne banka şirketi iyi tanıyabiliyor. Dolayısıyla bankanın da şirketi destekleme ve önünü açma ve yatırımlarını finanse etme konusu çok kolay olmuyor. Bu da büyümenin önüne bence bir engel olarak çıkıyor. Ama burada bence daha önemli bir konu, biraz önce söylediğim gibi bankacılık sistemi reel sektörü destekleme konusunda üzerine düşen görevi yapmış gibi duruyor. Rakamlar onu gösteriyor en azından. Ama Türkiye'deki finansal aracılık en fazla bankacılık sektörünün üzerinde. Öbür tarafta aynı rakamlara sermaye piyasaları tarafında baktığımızda birazcık daha farklı bir resim ortaya çıkıyor. Mesela Türkiye'de Borsa İstanbul'un piyasa değeri 160 milyar, 165 milyar dolar civarında. Bu gayri safi yurt içi hasılanın %20'sine denk gelen bir rakam. Öbür taraftan bize benzer ülkelere baktığınız zaman, mesela Malezya'ya baktığınız zaman bu oranın %133 olduğunu görüyoruz. Moskova'ya, Rusya'ya baktığımız zaman bu oranın %40'lı civarlarda bir oran olduğunu görüyoruz. Meksika'ya baktığımız zaman yine %34 civarında bir oran olduğunu görüyoruz. Endonezya'da mesela bu oranın %51 civarında bir olduğunu görüyoruz. Yani finansman modeli sadece banka kredisi değildir. Onun haricinde sermaye piyasaları tarafında da ciddi finansman modelleri var. Dolayısıyla bankacılık ve reel sektör el ele vererek bu konularda nasıl daha sermaye piyasalarını ileriye taşıyabilir, ona bence odaklanması lazım. Bu konuda her iki tarafında bence açık fikirli olması lazım ve yeniliklere açık olması lazım. Bence önemli olan gerçekten moralimizi bozmamamız lazım Türk milleti olarak. Kendimize güvenmemiz lazım. Çünkü bizim farklı yapabileceğimiz çok şey var. Bir kere en önemlisi inanılmaz potansiyeli olan bir ülkede, topraklarda yaşıyoruz. İnanılmaz bir insan gücümüz var. İnsan gücümüz ne kadar dirençli olduğunu son geçtiğimiz dönemlerde defalarca gösterdi. Ve biz mesela HSBC olarak bugün dünyanın dört bir yanına yetenek ihraç ediyoruz. Yani bizde çalışmış, bizde bankacılığa başlamış birçok arkadaşımız Hong Kong'dan tutun da Kanada'ya, Körfez bölgesine, Avrupa'ya kadar farklı üst düzey rollerde görevler yapıyor. Dolayısıyla önemli olan yeni fikirlere açık olmak lazım. Finansman modelleri, bunları finanse edebilecek finansman modelleri zaten kendiliğinden gelebilir. Yine bireysel emeklilik tarafında çok ciddi potansiyel var. Türkiye'deki bireysel emeklilik fonları, bireysel emeklilik sistemi bildiğiniz gibi 2003 senesinde başladı. Şu anda gayri safi yurt içi hasılanın sadece %2'si civarında bir fon büyüklüğü var. Öbür ülkelere, gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman, gelişmiş ülkelere, Amerika'da %145 bu oran. Belki Amerika çok doğru bir kıyaslama değil. Ama Fransa mesela %10 civarında, Macaristan %6 civarında. Buralarda yine çok fazla modeller var. Dolayısıyla bu tarafı geliştirmekte de bence her iki tarafa da ciddi evet. Bilgiler düşüyor. Kesiyorum, pardon uzattım biraz. Ama bence en önemli konu da sizin sorunuza geri dönecek olursam iletişim tarafı. Biz Türkler hani çok şey yapıyoruz ama bunları gerçekten doğru anlatıyor muyuz? O konuya da birazcık daha eğilmemiz lazım. Eskiden olduğu gibi cephede yapıp kazanıp masada kaybetmememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Konukoğlu, yani olağanüstü koşullarda ekonomi yönetiminin, bankacılık sisteminin yaptıkları reel sektör için yeterli oluyor mu? Yoksa batıda veya farklı ülkelerde benzer sıkıntılar yaşandığında onlar reel sektöre daha mı yapıcı davranıyorlar? Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Buyurun. Ben Rauf Bey'e ve bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum. Buraya inanarak gelen tüm dinleyicilere de yine teşekkürümü bir borç veririm. Şimdi efendim aslında bankalarla
sanayici, küçük esnaf arasında zaman zaman bazı kırgınlıklar olabilir. Ama biz etle tırnağız. Ne birbirimizden ayrılabiliriz, ne de birbirimizi zaman içerisinde bazen eleştiririz. Bu doğru bir şey. Ama haklı mı eleştiririz, haksız mı eleştiririz? O ayrı bir konu. Bakın Türkiye, aşağı yukarı benim 70 küsur yaşındayım. Yani çok krizler geçirdi. Türkiye'yi bu krizler, mürizler hiçbir şey yapmaz. Türkiye yaparsa dedikodu yapar. Başka bir şeyi hiç yıkamaz. Ne savaşta, ne bizi savaşta yıkabilirler, ne de böyle baskılarla yıkabilirler. Türk milleti baskıyı yedikçe kamçılanır. Yani bizim huyumuzda var bu yani. Onun için kolay kolay Türk sanayisine, Türk esnafına bir şey olmaz. Sadece bu bankalar geçmişteki bazı yaptığı hatalar bu son zamanlar yapılmıyor yani. Orada bunu da hani yiğidi öldür hakkını da inkar etmeme demek var. Halkta şöyle bir kanı var. Ya bankalar güneşte şemsiyeyi eline verir, bulutlu havada da getirir şemsiyeyi alır. Genel olarak halk şunu bekliyor. Ya şemsiyeyi alırsan bana bir tane yağmurluk ver. Yani şemsiyeyi diye elimden alırsam en az diye bir yağmurluk ver de yağmurdan kurtulayım. Yani biraz destekle. Bu imaj bazı tabakalarda, yani bazı insanlarda hala var. Ama bunu yıkmak lazım. Mesela bu geçen, bu seneki 2018'deki krizde mesela Sayın Başkanımız ve banka genel müdürü birkaç Antep'e ziyaretlerinde çok para vermediler ha. Onu söyleyeyim yani. Bankaların gücüne göre çok para vermediler. Ama böyle esnafa küçük bir para dağıttılar. Herkes mutlu. Şimdi mutlu olmayan tabii ki aslında bazen yani ona siz ne kadar verseniz de batırabilecek şirketler var. Tabii ki ya bankada senin paranı, onun parasını toplayıp birine veriyor, aracılık yapıyor. Bunu da önüne gelene veremez. Bu da bir doğru bir şey. İşte bunları iyi analiz etmek lazım. Bir de bankaların yaptığı şu hata var. Sayın genel müdürlerim. Siz krediler veriyorsunuz. Ya açın bir sanayi odalarına bir sorun. Ticaret odalarına sorun. Bakın bir şey, bakın biz bu konuda çok hassasız Antep olarak. Çünkü hiçbir sanayicimizin hiçbir kimsenin parasını batmasını istemedik. Çünkü o şehri lekeliyor o insan. Üç tane, dört tane adam batsa, o Antep'e para batıyor, aman dikkat edin, hadi herkes bir kere frene basıyor. Geçmişte biz bunları yaşadık. Ama baktığınız zaman bankasız ülke olmaz. Sanayisiz de banka olmaz. Şimdi sanayi yok, bir şey yok. Banka ne yapacak abi? Parayı, turşusunu mu kuracak kasada? En sonu verecektiniz yani. Şimdi ben şöyle bir şey anlatmıştım. Sene 2000 yıllarında ilk defa özel sektör ile bankacılar birliğinde bir konuşma hazırlandı. Orada vardım belki o yıllarda sizler de İş Bankası Genel Müdürümüz Özince Genel Müdür. Ben şöyle bir misal verdim. Yalnız bunu bankacılar alınmasın. Yani özür dilerim. Alınmasın. Evet. Serbest kürsüm efendim. Serbest kürsü değil mi? Evet serbest tamam. Serbest. Şimdi o yıllarda bankalar Allah öyle bir para dağıtıyorlar ki paralar yağıyor. Adamın 1 milyonu var. Biri geliyor 1 milyon daha veriyor. Öte banka 1 milyon veriyor. Adam bakıyor ki 15-20 milyonluk adam. Çekler fuarlarda geziyor. Ya kardeşim şimdi adamın bir tanesi hamama gitmiş. Yani banyo. Eskiden hamam vardı. Şimdi kalmadı zaten de.
bazı tarihi hamamlar var. Hamama gitmiş, bir gün gömleği çalınmış, bir gün ceketi çalınmış, bir gün pantolonu çalınmış. Her seferinde biri çalınıyor. Kavga ediyor galleyle, yani hamamcıyla. Hamamcı demiş ki, kardeşim burada sen gel çinme yani. Yıkanma, gelme buraya. Bir daha gelme, madem bir şeyin çalınıyor, gelme. Hep sorun oluyorsun. Sorun oluyorsun, hep sorun çıkarıyorsun. Adam da teri kokan bir adammış. Bir gün, iki gün, başka hamam da yok şehirde. Mecbur gidecek. Dışarı kar var, buz var, her şey var. Gelmiş bankaya. Şeye, özür dilerim. Hamama gelmiş. Şimdi, evet. Şimdi genel olarak tabii konumuz banka. Banka ama bu hamam nereden çıktı? Sonra demiş ki, bak arkadaş. Adam girdi zaman, demiş ki ya sen gelme, ben sana yıkatmam seni. Yani sakiriydi vermem gibi düşünüyorum. Demiş ki yok arkadaş, sen ne diyorsan getir, ben imzalayacağım. Beni ben ne diyorsan imzalayacağım. Hiçbir şey de sormayacağım. Tam şu karınca duası gibi mukavele var ya. İmzalıyorsunuz. Onda bir anım var, onu söyleyeceğim sana. O zaman tamam demiş, imzalamış. Adam girmiş, yıkanmış, çıkmış. Dışarı çıkmış ki bir pantolon, bir de kemer kalmış. Bacılarım var, tabii bir şey söyleyemiyorum. Kemeri takmış gelmiş ya. Demiş ki ya arkadaş, ben bu mukaveleyi imzaladım. Ne istiyorsun? İmzalamadın mı? İmzaladın. Ya ben buraya cıplak mı geldim arkadaş? Yani dışarıda kar var, buz var. Ben acaba buraya cıplak mı geldim? Şimdi ben orada şunu söyledim. Dedi ki ya arkadaşlar, bu krediler verirken lütfen siz de bir bakın. Bu adam cıplak mı geldi, elbiseyle mi geldi? Peki dedim, bizim elbiseler ne oldu? O zaman elbiseler ne oldu? O zaman öyle bir bankalar yarışa girdik efendim. Leasingler, bankalar. Ya o tarihte bilhassa tekstilde anormal bir yatırımlar. Bunu nasıl organize edeceksin? Nasıl ödeyeceksin diye soran yok. Bankalar o şubeden başka bir bankaya transfer edilir. Müdürlere anormal şeyler, paralar. Ondan sonra niye? Onun müşterisi çok diye. Bu tam tersine döndüğü zaman bu sefer para toplayan hangi müdür daha iyi topluyorsa onu başkalarına transfer etmeye başladı. O tarihte ben bu şeyi istemiştim. Ben o zaman Odama Birliği Tekstil Kurulu Başkanım, hala da öyle. Sanayi Odası'nı bıraktık ama da devam ediyoruz. Ben sonra oturduk, bunu anlaşıldı. Ben Gaziantep olarak dedim ki, biz Gaziantep Sanayi Odası olarak ben dedim burada taahhüt ediyorum. Kimin parası varsa gelsin benden alsın. Yani Sanayi Odası'ndan alsın. Kimsenin parası batmadı. Ama döndük geldik Sanayi Odası'na, dedik ki sanayici arkadaşlara, bakın arkadaşlar, hanım boşuma yok. Bir izin araziyi birine devrettiğini duyarsak biz ona sahip çıkmazdık. Öyle kimse malını başkasının üstüne devletlerini topudan takip ederek. Ve bu kadar, ve kimsenin de parası batmadı. Ama o tarihteki bankaların görüşüyle şimdiki görüş arasında anormal bir fark var. Yani şimdi hemen ufacık bir krize dediler ki ya zaten Türkiye nasıl kriz olsa bile hemen altından kalkıyor. Bankalar artık iyi güvendi sanayiciye. Zaten sanayici bankaya zaten güveni, güvenmese şey olmaz. Bu gibi krizlerde artık son devrelerde bu kadar olmadı Sayın Genel Müdürüm. Yani dikkat ediyorum, yani müşterinin üstüne hücum eden banka belki bir iki tane. Ama geri kalan hepsi mümkün olduğu kadar şemsiyeyi bana lazım da asla bir tane yağmurluk vereyim dedi. Yani bir şeyler verdi yani. Yani hiç kimse çok dara düşmedi. Tabii bazı dedikodular sanayici ve bazı arkadaşlar şeydi ama biz bunları odalarda hep izah ettik. Efendim yok işte benim aktifim geldi de benim paramı vermeyi de gibi, bu dedikoduları da bertaraf ettik bizler. Yani mümkün olduğu kadar. Ve ben hakikaten bu krizde ben bankalara teşekkür ediyorum. Çok sanayici o kritik günlerde ve çok esnafı, hele böyle bir iki sefer esnaf kredilerinin dağılmasında bilhassa Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası çok büyük desteklediler. Öbür bankalar
da araya girdi. Son onlar da destekledi. Deniz Bank'ta yaptı Aldukarı. Evet, Deniz Bank. Hayır, ben ya, bütün bankalar yaptı da herkes gücüne göre yaptı. Yani tabii Deniz Bank'ın arkasında Rusya var. Onun için ne dese veriyor yani. Sağ olsun. Ben yine sonra söylerim. Eğer şu dedikoduyu yapmayın arkadaşlar genel olarak. Dolar şuraya çekiyor, bu buraya çekiyor. Hepsi hücum ediyor. Bu hücuma kalkanları tutalım, sabredelim. Her şeye saldırmayalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, ben evet. Size de aynı soruyu sorayım. Yani olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde ekonomi yönetimi yanınızda olabiliyor mu? Aldığımız önlemler uluslararası düzenlemelere uygun mu? Tam buna sabitte kalmak zorunda değilsiniz. Sizin değerlendirmeniz nedir? Buyurun. Evet, esprili konuştuktan sonra bize fazla bir şey kalmıyor ama çok güzel bir yere değindi Konukoğlu. Yani dedikodu. Benim geçmişe şöyle bir düşündüm de bir Vestel'in açılışında bir konuşmamın ilk başlarında şu konuşmayı yaptım. Sayın Başbakanım, biz dedikodu yapmadık, yatırım yaptık. Biz dedikodu yapmadık, istihdam yaptık. Biz dedikodu yapmadık, ihracat yaptık. Ve biz Türkiye'de en büyük sıkıntı dedikodu. Hakan Bey burada, bankacılık geçmişimiz de var. Hakan Bey'le ilk böyle tanıştık, bankamızı kurmaya başladık. O zaman şu cümleleri söyledim Hakan'a, Hakan da bunu hatırlar. Hakan dedim, müşterimizle ben bankacılık yapmadım. İlk defa bir bankacılık yapıyoruz. Ortak gibi çalışmamız lazım. Tabii ki bütün sanayicilerin de açık ve şeffaf olması lazım. Ve ortak gibi çalışıldığı vakitte gelip de derdini anlatırsa, derdini anlattıktan sonra bankacı da anlaması lazım. Konukoğlu'nun dediği gibi Sayın Başkan, gerçekten son bu 2018'deki ikinci yarısından sonra başlayan bir krizde gerçekten yani bütün bankalar iyi niyetle yaklaştı. Herkes, hatta bir bankacımın bir tanesi Ahmet Bey dedi, bize açık olun, biz her türlü sizin yanınızdayız. Bize o kadar memnun etti ki. Yani şimdi şeffaf olursanız, eğer şeffaf olduktan sonra bugün bir insanı düşünün. Ben şöyle düşünüyorum onu. Kalp, reel sektör, kan da kan, banka. Eğer sizin bankanız size desteklemezse reel sektör ne yapabilir? Eğer bugün Türkiye kalkınacaksa biz birlik ve beraberliğimizi kucaklayıp ve yani demin söylediği gibi eğer Türkiye öyle bir gözle bakıyorlar ki bundan 7-8 sene, 6 sene önce ya Türkiye'yi yerden yere koyamıyorlardı. Bu nasıl götürüyor, nasıl oluyor, nasıl gidiyor, nasıl yapıyor? Ama bugün ne oluyor diye bize soruyorlar. Ve biz bu dış güçlere karşı da çok sağlam durmamız lazım. Eğer biz bunu yapamazsak, eğer korkulu olarak biz, onun hani bizde bir tabir vardı, biraz ben şey yapayım. Oğlum benim babam da derdik, oğlum dikkatli ol. İşte bankacılar güneşli havada şemsiye verirler Allah. Ama sanayici de ben şöyle söyleyeyim, sanayici de şemsiyeyi alacak ama yani yatırım yaptığı vakitte nereye gittiğini hava raporunda iyi alması lazım. Eğer ben şemsiyeyi verdiler, bana ne zaman lazım olsa alırım veyahut da hava raporunu görmezse o yani parayı da iyi bir yere yatıramazsa, iyi bir yere yatırmadığı vakitte o zaman o zaman da işte bankacı da ne yapsın. Ama bir de en önemlisi de tabii ki ben her zaman da onu diyorum. Yani sırf masa başında değil de A4 kağıdın üzerindeki bilançoları değil. Yani fabrikalara geldiği vakitte yani sanayicinin de bu yani nasıl söyleyeyim? Diyelim ki şu ceket. Ben bu ceketi yapıyorum. Acaba bu ceket tutar mı tutmaz mı onu da bilmesi lazım. O zaman bankacının da sanayiciye uyarması lazım. Arkadaşım sen bu ceketi yanlış bir ceket yapıyorsun, bu piyasa tutmaz. Bunu da uyarması lazım. Biz bugün her zaman, bugün 66 senelik bir geçmişimiz var. İyi bir sanayide yatırımlarımız var, ihracatımız var
Ve mesela bazı sektörlere girdiğimiz vakitte bize dediler ki ya nereden girdiniz bu sektörü? Benim iki tane burada şeyim vardır. Bir, Veste ile girdiğimde tekstilcinin elektronikte ne işi var dediler. İşte Veste'nin geldiği yer nereden nereye? Daha iyi yerlere gelir miydi? Gelirdi. Ama herkesin takdiridir ki Türkiye bir baktığınız vakitte 5 senede bir krizler geçiriyor. Ama biz bu krizleri yaşamamamız için el birlikte, birlik ve beraberliğimizi ve birbirimize inanmamız lazım. Eğer birbirimize inanmazsak, ülkemize inanmazsak bizim bir yere gitmemiz mümkün değil. Ha diyeceksin bankacılar şu son zamanlardaki yaptığınız vakitte demin de söyledi. Gerçekten son senelerdeki bankaların yaptığı gerçekten de ben bütün bankacıları tebrik ediyorum. İnanın gerekli toleransı yapmışlardır ve ben buradan bütün bankacılık sistemini teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi efendim bu bölümde aslında şunu amaçlamıştık. Ahmet Bey de söyledi. Biraz sık oluyor ama olağanüstü durumlar yaşıyoruz. Tabii onları yaşaya yaşaya hem reel sektör hem bankacılık sektörü birlikte yaşamanın koşullarını zorluyoruz. Burada yaşadığımız bir takım sıkıntılar var. Aslında daha gelişmiş ekonomilerde meşru kabul edilmiş bazı uygulamaların bizim ülkemizdeki uygulamalarını bizim biraz Abdülkadir Bey'in deyimiyle fazla dedikoduya çevirmemizin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani birebir, yani her şey bir bilançodan ibaret değil. Türkiye'de insanlar ölmüşlerin borçlarını ödüyorlar. Bırakınız sağlar. Bizim inançlarımıza göre öbür tarafa o tarz gitmek istemiyor, göndermek istemiyor. Bizde gelip de anahtarları bankaya atma gibi bir şey olmuyor. Bilanço kadar insanların davranışları, o kentin duruşu, Antep'in duruşu. Bunlar önemli şeyler. Sadece batılı normlara göre, dizayn edilmiş formatlara göre notunu şuraya indi, buraya indi demek haksızlık oluyor. Kendileri uyguladıkları zaman bu piyasa dostu uygulamalar olarak adlandırılırken aynı şey bizde uygulandığında farklı adlandırılıyor. Bugün sabahki oturumda yeniden yapılandırma ile ilgili bir konuşma oldu. Ya biz bu yapılandırmanın yasal altyapısını yaptıramadık. Hala yok Türkiye'de. Şimdi 2016'ydı. Rusya ile bir kriz yaşadık. Antalya'daki turizmcilerden hiçbiri bize ne faizi ne taksidi ödeyemedi. Güçlüydük. Kimseden de bir şey beklemedik. Gittik bankacılık olarak yapılandırma yaptık. Bugün o oteller bugünden itibaren dolu. Fiyatlar da yükselmiş. Biz o dönem yapılandırma yapmasaydık da otelleri yakıp yıksaydık mı? Ne olacaktı? Ve biz o dönem bunlar olsun dediğimiz zaman kendi içimizde de yanımızda da çevremizde de ciddi eleştiriler aldık. Efendim kriz döneminde vergi oranlarını azalttık. Hiç alamamaktan daha iyi. SSK primleri normal getirdik. Hiç mi almasaydık? Yani bir şeyi yapılabilirliği ve bunlar yapılabiliyor. Bunlar biz uyguladığımız zaman bunlar bizim için de meşru olmalıdır. Onu bir tartıştık. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci sorumuz şu, zamanı da iyi kullanmak adına. Şimdi bize dediler ki şemsiyeyi kapatıyor muyuz, açıyor muyuz, yağmurlu havada oluyor mu, olmuyor mu? Biraz sonra çok değerli iki reel sektör konuğuma da soracağım. Onlar iyi havalarda uzun süre ilişkide oldukları bankaları çok küçücük marjlarla terk ediyorlar mı, terk etmiyorlar mı? Ben onu da soracağım. Yani onu da soracağız ama ondan önce bunlara bir hem Selim Bey'den hem Serra Hanım'dan bunların yanıtını alalım. Gerçekten öyle mi yapıyoruz? Yani bize yönelik bir takım eleştiriler de oluyor. Hepsini bir genel bir değerlendirme yapalım. Gerçi son dönem uygulamalara ilişkin olumlu şeyler ifade ettiler ama illa burada söylenen değil ama genel eleştiri. Örneğin faiz oranları, komisyonlar, teminatlar, efendim yapılandırmalar. Bir genel değerlendirme. Bir de eklemek istediğiniz bir bölüm var ise 23 dakikamız var. Buyurun. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Biraz önce de konuşuldu. Aslında
banka müşteri ilişkisinin çok ilerisine gittik ve daha da gitmemiz lazım. Nasıl iki ortak bir arada çalışırız? Bu ortak bakış açısına bakınca birçok şeyi çözebiliyoruz. Bunu çok iyi yaptığımız durumlar da var. O kadar iyi yapamadıklarımız da olduğunu görüyoruz geçmişte. Yani bir ortak ilişkisi derken banka ve firma, yani firmaların gerçekten bankacılığa çok açık, şeffaf olmaları çok önemli. Ben açıkçası Türkiye'deki bizim firmalarımıza çok güveniyorum ve hayranlık duyuyorum. Hani ülkemizin firmaları küresel marka oldu. Birçok firmamız küresel marka oldu ve birçok ülkede biz bunu görmüyoruz açıkçası. Burada olduğu gibi firma sahipleri işinin başında. Bir profesyonel gibi gece gündüz çalışıyor. Profesyoneller de Türkiye'de, bu odada gördüğümüz profesyoneller, aralarda da konuşma fırsatımız oldu. Çok değerli kişiler. Çok ciddi türbülans dönemlerini çok iyi yönetmiş. Onun için de zaten ülkemizde çok ciddi böyle firmalarda bir bataklar falan da görmüyoruz. Yani birçok dünyanın ülkesinde çok dev kuruluşlar sallanıyor. Neden? Çünkü bizim ülkedeki firmalar çok tecrübeli, sahipler tecrübeli, profesyoneller tecrübeli. Birçok dünyanın farklı yerlerinde olan türbülanstan sonra bizi arıyorlar. İşte City 100 ülke vesaire. Siz böyle böyle bir durumda ne yaparsınız diye bizim ekiplerimiz destek oluyor. Dolayısıyla burada şu önemli, bu ülkemizin geçirdiği türbülanslardan sonra bu müthiş deneyimle firma, banka gerçekten tam iki ortak gibi daha da fazla birlikte çalışmamız lazım. Bu dönem iletişim dönemi, kamu özel sektörün çok daha fazla iletişim içinde olması lazım. Bazı şeyleri çok iyi yapıyoruz, o iyi yaptıklarımızı daha iyi anlatmamız lazım. Yani şaşırıyorlar. Bakın, dünya büyümekte çok zorlanıyor. Şu an büyüme oranlarını Amerika'da, Avrupa'da baktığınızda çok düşük oranlar. Ama Türkiye büyümesini bilen bir ülke. Bir kredi garanti fonu çıkıyor, büyüme bir anda çıkıyor. Yani çok dinamik bir ekonomimiz var. Bu dinamizmi çok doğru kullanmamız, çok daha verimli kullanmamız lazım. Önümüzdeki dönemde daha verimli büyüme, cari açığı düşürücü sektörlere odaklanmamız, ihracata odaklanmamız lazım ve bunu hep birlikte yapmamız lazım. Kamu, özel sektör, firma, banka hep birlikte. Hep birlikte masanın etrafında olduğumuz sürece çözüm bulamayacağımız hiçbir konu yok. Ama o kadar doğru şeyler söylendi ki, açıklık, dürüstlük, şeffaflık, bir sıkıntı varsa değerli firmalarımız bankalara gelip o sıkıntı olmadan bunu söylemek, o sıkıntı daha ortaya çıkmadan söylemek ki birlikte bir çözüm önerisi bulabilmek. Çünkü sıkıntı olduktan sonra çok geç oluyor. Biz de tabii bankalar olarak baktığınızda mevduat sahibine yükümlüyüz. Bankaların parasının %75'i mevduat sahiplerinin. Bizim öyle bir yükümlülüğümüz var. Tabii hem sermaye piyasasıyla hem firmalarla hep birlikte ülke olarak çok daha iletişimi daha fazla, yurt dışı yatırımcılara da iletişim. Bakın, bu yurt dışı roadshow'lara gidiyoruz. Hep birlikte gidiyoruz. Ben banka ismi vermek istemiyorum. Burada herhangi bir banka değil. Türkiye adına yapılan şeyi öne çıkarmak lazım. Sizlerle, hepinizle, hepimiz gittik. Dünyadaki yatırımcılara, firma, banka, özel sektör, kamu önüne çıkıp şeffaf bir şekilde bu alanlarda kuvvetliyiz, bu alanlarda sıkıntımız var ama bu alanlarda da çözüm önerimiz bu deyince kredibilite çok artıyor. Nitekim bakın, bu 11 milyar dolardan bahsettik. Bu çok ciddi bir rakam 3 ayda. 11'in üzerinde bir giriş oldu. Nasıl oldu ve çıkıyor Türkiye'deki kamu ve özel sektör X rakamla çıkıyor. 3-4 katı talep geliyor yatırımcıdan. Nasıl oluyor bu? Açık ve şeffaf diyalogla oluyor. Onun için ben tek bir şey söylemek istiyorum. Yani buradan tek bir mesaj bırakmak istiyorum. İletişimi çok arttıracağımız, şeffaflığı çok arttıracağımız, kamu özel sektör, banka, firma, gerçek hani hep birlikte işbirliği içinde çalışmamız gereken bir dönem olduğunu yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii son derece önemli bir şeyin altını çiziyor. Doğru yaptıklarımızı kendi ağzımızdan, birinci ağızdan ve anlatılması gereken yöntemle anlatmadığımız zaman sanki yanlış şeyler yapılıyormuş
algısı oluşuyor. Bunu istismar eden de oluyor. Hak etmediğimiz puanlarla karşılaşıyoruz. Ümit ederiz yapmayız. Selim Serhan'ın tekrar teşekkürler. Selim Bey, şimdi diyorlar ki, demiyorlar, ben onların adına söyleyeyim. Likitte bolken bankalar valla herkese kredi verdiler. Önüne gelene verdiler. Yaptık yani bu işi. Yani bu sektöre gitme, bu oldu, işte şöyle oldu demedik. Yani o kentte 50 konuta ihtiyaç varken 5000 konutluk projelere de bastık verdik. Hepsini yaptık. Azıcık gerçekten işler biraz şeye gidince de aşırı panik yaptık. Yaptık, bunu da yaptığımız oldu. Siz ne diyeceksiniz buna? Yani böyle bir eleştiri de var. Zor bir soru ama. Böyle bir eleştirileri var. Bir değerlendirme yapalım. Yani biz böyle davrandık ama biraz önce de ifade ettim. Tekrar soracağım Abdülkadir Bey'le ve Ahmet Bey'e. Müşterilerin de bankalarına karşı davranışlarına ilişkinde bir yorumunuzu alayım. Tabii, çok teşekkürler. Bir sohbet yani. Bir öz eleştiri yapıyoruz. Bir şey değil. Evet. Serra Hanım. Serra Hanım her şeyi çok güzel özetledi. Yani her dediğine katılmamak mümkün değil. Ama ben gerçekten yine güven unsurunun altını çizmek istiyorum. Ve o güveni oluşturabilmek için de en önemli konu bir ortaklık anlayışıyla çalışmak. Ahmet Bey'in de söylediği gibi. Ve ikinci önemli konu da iletişim. İletişim çok önemli. Gerçekten hani neyi nasıl yaptığımızı anlatabilmek çok çok önemli. Özellikle de dış dünyaya anlatmamız çok önemli. Çünkü Türkiye'de tasarruflar kısıtlı maalesef. Ama Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Dolayısıyla bu potansiyeli harekete geçirebilmemiz için yurt dışından gelecek kaynağa ihtiyacımız var. Onun için de yaptıklarımızı yurt dışına doğru bir şekilde anlatmak, Türkiye'deki risklerin farkında olduğumuzu ve bu risklerle ilgili ne tür çözüm planlarımızın olduğunu anlatmak bence yurt dışına da daha fazla güven getirecektir. Tabii ki bu potansiyelin getirmiş olduğu bir takım fırsatlar da oluyor ve çok girişimci bir topluma sahip olduğumuz için de girişimcilerimiz bu fırsatlardan anında faydalanmak istiyorlar. Dolayısıyla işte Ahmet Bey'in dediği gibi tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, bakıyorsunuz elektroniğe giriyor, bakıyorsunuz gayrimenkule giriyor. Bunlar tabii ki hızlı gelişmekte olan bir ülke olarak çok doğal şeyler. Ama oralarda da mesela Vestel durumunda olduğu gibi belirli bir stratejiyle o sektörlere girmek çok çok önemli. Yani hani komşum kazandı, ben de dolayısıyla gideyim aynı makineden alayım, ben de o sektöre gireyim, kısa vadeli düşünmemek çok önemli. Burada her iki tarafa da bence çok büyük görev düşüyor. Aynı zamanda tabii bir fıkra var biliyorsunuz, bir yabancı şirket bir mühendis alacakmış. İşte Fransız, Alman ve Türk müracaat etmiş. Fransız'a sormuşlar sen ne yaparsın? O demiş ben şu alanda uzmanım, onu yaparım. Alman'a sormuşlar sen ne yaparsın? O demiş ben şurada uzmanım. Türkiye gelmiş, sıra ne yaparsın? Ben her şeyi yaparım demiş. Şimdi bizde birazcık öyle bir kültür var ama uzmanlaşmak, ondan sonra içinde bulunduğumuz sektörlerde bir strateji geliştirmek, vizyon geliştirmek, daha bölgesel, daha global bir oyuncu nasıl olunabilir? Oralara odaklanmak ve finans sektörünün de bu tür planları, bu tür iş planlarını finanse etmesi bence çok çok önemli. Bunlarla ilgili de güzel örnekler görüyoruz. Ben çok uzatmadan son olarak şunu da tabii ki söylemek istiyorum. Dediğim gibi her iki tarafın birbirini anlaması gerçekten çok çok önemli. Biz bankacılar olarak da görevimiz reel ekonomiyi desteklemek. Abdülkadir Bey'in söylediği gibi bizim parayı verebilecek başka yerimiz yok. En de sonunda parayı sizlere kullandıracağız. Ama bizim de sorumlu olduğumuz bir takım paydaşlarımız var. Bunlardan birincisi tabii ki hissedarlarımız. Sermaye biliyorsunuz dünyada artık çok hızlı yön değiştiriyor. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'ye yatırım yapıyor, yarın Endonezya'ya gidiyor, Brezilya'ya gidiyor. Dolayısıyla sermayedarı da düşünmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızı düşünmemiz gerekiyor, müşterileri düşünmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz toplumu düşünmemiz gerekiyor. Toplumsal fayda sağlamamız gerekiyor yaptığımız şeylerle. Ve tabii ki regülatörlere de karşı olan bir takım sorumluluklarımız var. Dolayısıyla bankacılar olarak da biz de kararları verirken bunların hepsi arasında bir dengeyi kurarak, dengeyi sağlayarak karar vermeyi çalışıyoruz. Ama yine belki tekrar olacak ama birbirimizi anlamak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Ben ya illa soruma bağlı olmamak, yine bankacı sanayici ilişkisi, iş adamı ilişkisi. Gerçekten likiditenin bol olduğu dönemlerde
paranın bol olduğu dönemlerde, bankaların agresif olduğu dönemlerde bilançonun pasifi içinde, aktifi içinde şunla karşılaşıyoruz. Elimde şu var, sen kaça yaparsın? Elimde bu var, sen kaça yaparsın? Krediyi sadece fiyatla değerlendiriyoruz. Daha sonra herhangi bir yağmurlu günde binanın kalitesi, soğuğu geçirmesi, sıcağı geçirmesi, yağmura mukavemeti, yani ileride vadelendirme yapabilir mi? İşte riski yönetmede durumunu. Bütün bunlar fazla göz ardı ediyor iş dünyamız. Bir de yani tamam Türkiye'de 50 küsur banka var ama yani 50 bankayla çalışmak zorunda mısınız? Yani bir insanın, ya bir kurumun, bir firmanın daha makul sayıda bankalarla çalışması gerekiyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani 15 banka var firmada, 16. banka olarak girmek zorunda mıyız? Ya bu yönüyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Arkadaşlarımız şunu diyor, çok ucuz marzlarla, çok çok kıymeti harbiyesi olmayan rutin farklarla müşteri kaybettiğimiz dönemler oluyor. O müşteri daha sonraki dönemde tekrar geliyor, birlikte çalışalım diyor ama bir güven zedelenmesi oluyor. Yorumlarınız nelerdir? Ben bunu bir misalla söyleyeceğim ama şimdi halk bunu üzerine alsa başka türlü düşünecek. Bankacılar üzerine alsa başka türlü düşünecek. İki taraf da üzerine almasın. Almasın. Bir misalla gireyim efendim. Şimdi adamın bir tanesi şapka üretiyormuş. Bir gazadan bir gazaya giderken demiş ki ormanın içinden geçmem lazım. Fakat demiş şimdi yırtıcı hayvanlar çok. Burada parçalarlar beni. Ben şu ağacın altında yatayım. Sabahleyin giderim demiş. Yatmış sabahleyin kalkmış ki sepetin içindeki tüm şapkaları maymunlar almış. Şapka yok ortada. Kafasını kaşımış, bütün maymunlar kafasını kaşıyor. Demiş ki, demek ki bütün maymunlar kafasını kaşıdığına göre şapkayı kaldırdım yere atmış. Attı mı maymunların hepsi şapkayı yere atmış, toplamış, sepete koymuş gitmiş. Aradan yıllar geçmiş, torunu da öyle şapkacılık yapıyormuş. Sonra yine o şehre giderken o kazaya, o yine ağacın altında dedesinin dinlendiği gelmiş. Sabahleyin kalkmış geç bir tane şey yok. Şapka yok. Ha dedem böyle yaptıydı demiş. Başını kaşımış. Şapkayı yere attı mı maymunun biri gelmiş almış şapkayı kaçmış. Ya dedem bana böyle demedim. Tak bir tane silah atmış. Lan senin deden orada bizim dedemiz yok mu demiş. Şimdi Türk milleti de tatanoz aşısını yiye yiye artık paslı çivinin ayağımıza batsa bile bir şey yapacak olmadı. Şimdi bankacılar da bu işi öğrendi. Bizim halk da öğrendi. Yani hemen böyle bir yağmurda şemsiye çekip de fabrikayı hurdaya çevirip hurdacıya satmayı başlarına geldiği için iyi öğrendiler. Hurda etmeden yüzdürmeye çalışıyorlar. Bu çok iyi bir şey. Bankalar yönden de çok iyi bir şey. Bizim esnaf yönden de bir şey. Benim bankacılardan bir ricam var. Lütfen bu gibi krizlerde evvela küçük esnafı, böyle ufak paralar dağıtın. Zaten onlardan dönen yine büyük esnafa gelir. Çünkü Tişli'nin birinci halkası onlar. Onlar senetlerini ödediği zaman, tüccar ödediği zaman, sanayi ödediği zaman, imalat ödediği zaman da küçük sanayiye dağılıyor. O bakımdan eğer bunları, ki bu sefer çok güzel uyguladınız bu sistemi. Hatta odunabilir olarak da zaten bize hep destekliyoruz. Bunları böyle uyguladığımız zaman bu krizler falan bize tuz gelir, tırıs geçer. Yani Sayın Cumhurbaşkanım dediği gibi teğet geçe geçe artık alıştık. Bir de tatanoz iğnesiydik efendim. Yani birkaç tane öyle bir şeyler geçirdik ki hakikaten o kadar olaylar oldu. Sabahleyin herkes işinin başında. Çok şükür. Yani biz bankacılara inanıyoruz. Bankacılar da bizlere inanma şeyi arttı. Eskisi gibi değil. Yani hemen bir şey oldu o zaman. Şey yapmıyorlar. Yani şapkayı alıp kaçmıyorlar. Teşekkür Yani o bakımdan ben hakikaten
iki tarafta iyi öğrendi. Yurt dışındaki bankalar da öğrendi. Bakın Sayın Genel Müdürüm. Onlar da değiller ki ya bunlar şeyinde eskiden korkuyorlardı. Şimdi diyorlar ki ya bunlar krizden mırızdan ölecekleri yok bunların. Kesin güçler üzerlerine gitmeyecek diyorlar. O bakımdan da bu kadar paranın gelmesi de onu gösteriyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey buyurun. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Yine aynı şeye dönüp dolaşıp geleceğiz ama biz aynı gemideyiz. Çok güzel. O geminin içerisinde biz birbirimizi sarılmamız lazım. Yani bu gelip geçici, biz bu yaş, her beş, deminki söylediğim gibi beş senede bir... Şeye, mikrofon. Pardon. Her beş senede bir bu krizleri yaşıyoruz. Yani buna bir bağışıklık kazandık. Ama bağışıklık kazandık diye de rahat durmamamız lazım. Ama geleceğimizi iyi hesap etmemiz lazım. Geleceği görmemiz lazım. Ve bir de en önemlisi dediğim gibi bankasız da olmuyor, sanayisiz de olmuyor. Demin dediğim gibi bankalar kanımız, sanayimiz de kalbimiz. Ve biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün bizim grubumuzda 30 bin yalnız direkt çalışan 77 bin kişi var. 20 bin yan sanayi var, 20 bin bayilerde var. Ben şöyle söyleyeyim, ilk kriz çıktığı vakitte arkadaşlara şu talimatı verdim. Dedim ki, bayileri sahip çıkın. Çünkü 2000 tane bayimizi biz kolay bir zamanda yetiştirmedik. Destekleyin, inanın. Burada bankacılar da var, sonra çok zarar ettiğinde bunda kredimizi kesebilirler. İnanın geçen sene iç pazardan bütün aynı sektör büyük zarar ettik ama bayilerimize destekledik. Niçin destekledik? Çünkü bize güvenenler var. Bizim altta yan sanayimiz var. Çalışanlarımız var. Bayilerimizde çalışanlarımız var. Servislerde çalışanlarımız var. 77 bin, 80 bin kişilik bir aileyiz. Onun için biz her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. En çok rahatsız olduğum konu, ben bunu 25 sene önce söyledim, yine söylüyorum. Dedikodu yapmayalım, yatırım yapalım, ihracat yapalım, istihdam yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Zamanı iyi kullandık. Belki bir soru alacağız. Bir kısa toparlama yapayım. Elbette reel sektör olmasa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz iş ortağıyız. Aynen. Biraz önce söyledi Abdülkadir Bey. Parayı ne yapacağız? Parayı evet, üleşeceğiz, paylaşacağız. Hep birlikte yapacağız. Bunu yap. Her iki tarafın yanlış yapma hakkı var. Bunu kan davasına dönüştürmeyeceğiz. Her yanlıştan bir ders çıkarıp biz daha seferinde o yanlışı yapmamaya gayret göstereceğiz. İletişim dili iyi olacak ama birbirimizi kandırmayacağız. Yani bir akşam önce ben şu kadar miktar alırsam ayakta kalırım deyip ertesi günü farklı hukuki eylemlere başvurarak o ilişkileri dondurmamak gerekiyor. Biz, benim bir şapkamda Bankalar Birliği Başkanlığı, küçük banka, büyük banka, yerli banka, yabancı banka, İhtisas Bankası, şu bank, biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Bu ülkeye sermaye getirip bankacılık yapan herkes Türk Bankası'dır. Herkes bu ülkenin büyümesine, istihdamına, ihracatın artmasına gayret gösteriyor. Abdülkadir Bey söyledi, bu güç ile ilgili bir şeydir. Bankaların gücü de öz kaynaklarıyladır. Buraya ayırdıkları sermayedir. Her bankanın aynı gücü göstermesi mümkün değildir. Ona ayırdığı bölüm farklıdır. Adnan Bali Bey'in, buradan selam ediyoruz kendisine, çok güzel bir deyim var. Biz bu gücü, bu imkanı zor günde, kötü günde bu ülke için kullanmayacağız da hangi gün kullanacağız demişti. Elbette, ama gücümüz varsa bizden olmayan bir şeyi beklemeyin. Biz de sizden olmayan bir şeyi beklemeyelim. Bir sorun çıktığı zaman, güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bunu çok somut bir biçimde de göstermiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İki bilanço var, hiç unutmayacağız. Birisi her birimizin çalıştığı yerin bilançosu, ikincisi ülkenin bilançosu. Eğer ülkenin bilançosu açık veriyorsa mutlaka bizim bilançolarda bir gün açık verir. Onun için ülke bilançosuna faydalı olan şeyleri de yeri ve zamanı geldiğinde hiç ıskalamamız gerektiğini
bir kez daha hatırlatıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Bizim bilançomuz önemli değil. Ülke bilançosu bizden daha önemli. Evvela ülke, sonra biz. Ülke olmasa biz bir işe yaramıyoruz. Evet. Suriyelileri görüyoruz Sayın Genel Müdürüm. Ülkesi olmayanların sıkıntılarını görüyoruz. Bu vakit bizim mi, bir soru alalım mı? Bir soru almak istiyoruz. İstediğiniz arkadaşımıza sorabilirsiniz. Var mı? Sorusu olan var mı? Evet. Bir arkada arkadaşımız Yüksel Bey'i duyduk. Siz arkadaki arkadaşa. Yüksel Bey'in arkasında. Evet. Efendim, bütün konuşmalar için çok teşekkür ederiz. Hepsi gayet bilgilendirici oldu. Benim katmak istediğim bir şey var. Biz Avrupalı bankalarla çalışıyoruz. Bankalar cidden bizim sektörü bizden daha da iyi biliyorlar. Yani bir yerde bir proje götürdüğümüz zaman veya bir kredi istediğimiz zaman bizi inceliyorlar ve bizi gayet doğru bir şekilde krediyi verip vermemekte karar veriyorlar. Şimdi krediyi verdikten sonra da bunu takip edebiliyorlar. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde yani bankalarımız bütün sektörler aynı görüyorlar. Yani bankalar aslında sektörel uzmanları olması lazım. Ki kredi verirken o sektördeki o şirketi kontrol etmesi lazım, incelemesi lazım. Verdikten sonra da kontrol etmesi lazım. Bunu bilirlerse eğer hepimiz daha da rahat ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bugün yemek yerken de Antalyalı bir arkadaşımız benzer şeyi iletti. Ben kapatıyorum. Olay şu. Biz bankacılığı son 10 senedir falan yapıyoruz. Biz ondan önce ağırlıklı olarak enflasyonist bir ortamda devleti fonlayarak büyüdük geldik. Hazine departmanları ağırlıklı çalıştık. Kredi falan bildiğimiz yoktu. Hatta ben bunu anlattım da Halkbank Genel Müdürü oldum. Bir arkadaşımızı kredilere görevlendirdim. 2 sene sonra ben biraz krediyi öğrenince baktım bu krediyi bilmiyorum. Piyasayı bilmek, her sektörü bilmek bizim yeni öğrenmeye başladığımız bir süreçtir. Eleştirilerinize saygı duyuyoruz. Bu zaten krediyi ve piyasayı öğrendiğimizde vadeyi falan da doğru yapacağız. O zaman bu kadar çok yapılandırma sıkıntımız olmayacak. Belki siz yaparken işi de biz sizleri daha sağlıklı yönlendirmiş olacağız. Eksiğimizdir. Güçlü adam zayıf yönünü bilendir. Daha güçlü adam ona hükmedendir demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Moderatör ve konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarından ötürü.